Evet, günaydın. Herkese selamlar. Bugün 24 Nisan Cuma 2020. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Ve ben neredeyim? Yarın, yani 25 Nisan 2020, Çanakkale Kara Muharebelerinin başlangıcının 105. yılı. Ve ben de korona günlerinde, bu maalesef salgın günlerinde, virüslü günlerde duramadım yerimde. Ve Eceabat'tan Bigalı Köyü'ne geldim. Bigalı Köyü'nde de bundan tam 105 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün inisiyatif alarak 19. Tümen ile birlikte 50. alayı taarruza kaldırdığı, Bigalı'dan Conk Bayırı'na intikal yoluna düştüğü Bigalı Köyü'ne geldim. Burada Bigalı Köyü'nde Mustafa Kemal'in karargahı kurduğu yerden Conk Bayırı'na doğru o dönem 105 yıl öncesine giderek o savaş yolundan, tabiri caizse yapılan vefa yolundan, ecdadımızın izinden gideceğim. O vefa yolundan, şehitlere saygı yolundan ilerleyeceğim. Ve bunu da tam olarak o gün kü saatlerde yapacağım. Yani köyden yaklaşık 7.45-7.55 gibi çıkacağım. Ve yine intikalim bitti. 2 saat, 2.5 saat gibi bir zaman zarfında yavaş yavaş içime sindire sindire o yoldan yürüyeceğim. Evet, yürüyüşe başlamadan önce Bigalı'da Mustafa Kemal'in karargahını kurdu ve birçok günde burada zamanını geçirdi. Atatürk evindeyim. Mustafa Kemal Atatürk yarbay olduğu günlerde bu evde birçok keskin kaldı. Birçok karar merkezlerini, kararlarını, raporlarını bu binada yazdı. Bina geçen sene Çanakkale Savaşları gibi bu tarih alan başkanlığı tarafından restore edildi. Ve müze olan ev bir, iyi bir iyileştirmeli, içerisinde tamamen çok güzel bir müze oluşturarak bir müzeye dönüştürüldü. Zaten müzeydi ama şu an çok daha dolu dolu Mustafa Kemal'i Anafartlar Grup Komutanı olmasını, aldığı Çanakkale'deki büyük rollerin hepsi içerisinde çok iyi kiosk sistemle, multimedya düzenler ve kıyafetler ve heykellerle bu çok iyi içeride tasvir ediliyor. Eğer gelmediyseniz mutlak gelin derim. Bigalı Köyü Eceabat ilçesine bağlı. Çok güzide bir köylerden biri Eceabat'ın. Eceabat'a ilçe merkezine 3,5-4 kilometre bir mesafede. Şubat 1915'te Tekirdağ Şarkışla'dan yola çıkan 50. alay 3 gün sonra 25 Şubat 1915'te Bigalı Köyü'ne geliyor ve burada 19 Tümen'in ihtiyatına bağlanıyor ve Yarbay Mustafa Kemal'in komutasına bağlanıyor. Komutanları binbaşı, yani Yarbay Hüseyin Avni Bey 50. alayında komutanı ve Mustafa Kemal'in komutasında bu
alaya burada yapıyor. Evet, birazdan yola çıkıyorum. Evet, tam karşısı Maltepe. Yani Anzak Kol Ordusu. Düşman kuvveti eğer Arıburnu'nu geçip Jonkbayır'ın oluşsaydı Keyper Platosu'ndan önce bu Maltepe'yi de ele geçirmek nihai hedefleriydi. Böylece Boğaz'a inip Boğaz'ı kilitleyeceklerdi. Aynısı güney sektöründe Setübayır'da Alçıtepe'yi ele geçirmekle eş anlamlıydı. Gerçek bir intikal yolundan, hani biraz yoldan taşarsanız da 1 saat 20 dakika bir saat. O zamanlar 2 saat 2,5 saatte ulaşması, 50. alayın tek kolda ilerlemesi. Bir de muharebe sahasını ilerliyorsunuz. Sessiz olmanız gerekiyor. Havada keşif var. Gözükmemeniz gerekiyor. Onun için bu süre biraz uzun. Biraz da şeyden bahsedeceğim size. 50. Piyade alayı 5. ordu, 3. kol ordu. Yani 19. piyade tümenine ihtiyatta yer almakta. Komutanı Hüseyin Avni Bey. Yarbay Hüseyin Avni Bey. 3 piyade taburu ve 1 ağır mitralyöz bölüğünden teşkil olunuyor. Mevcudu çok soruluyor. Evet, mevcut tam askeri kaynaklarda 49 subay, 3638 erbaş ve erden oluşuyor. Yani aslında yaklaşık şöyle söyleyebiliriz birçok kaynakta da 3000'e yakın bir kuvvetle muharebe sahasına intikal ediyor. Sabah daha erken sularda 27. alayın savaşa dahil olması 2000 mevcuduyla ve ardından da 50. alayın 3000 ve sahasının ilk günün ilk saatlerinde 5000 kişiye ulaşıyor ama karşısında Anzak Kol Ordusu İngiliz birlikleri 14.000 kişiyle. Alana bahar geldi. Bahar tüm etkisiyle gösteriyor bunu. Ama maalesef bugünlerde koronayı yaşıyoruz. Herkes evlerinde bir yere çıkamıyor. Sadece bu muharebe sahasında tarihi alanda şu an çiftçiler tarlalarında çalışabiliyor. Çünkü ekinlerini ektiler, biçmek zorundalar. Meyvelerine bakıyorlar. Ama zaten Eceabat çok sessiz sakin bir yer. Şu an tamamen bir ölü şehir. Normalde oluyorsa Nisan'da, Mayıs'ta turizmle coşan bir ilçe Eceabat. Çanakkale'ye bağlı Eceabat. Şu an maalesef bu günleri de atlatacağız. Her hayırda bir şer vardır diyelim. Evet, Beagle'dan yola çıktıktan sonra birçok ağaçlı bir işaretleri görebiliyorsunuz. Bu işaretleri görürseniz rotanın doğru yolda. Rotada doğru yolda olduğunu gösteriyor. Evet, şimdi 7.55'te yani 105 yıl önceki saatlerden yola çıktık. Şimdi birazdan şu ana yolu geçeceğiz. Ardından böyle bir hafif U çizip muharebe sahasına doğru intikale başlayacağız. Evet, Bigalı köyünde dere yatağının içerisinden çıktım. Şu an ana yola, şöyle bir ana yola bağlanıyorum. Hemen şurada tabelaları göreceksiniz. Kocadere köyüne doğru yukarı çıkan bir sırt yol var. Buradan zaten gençlik kampına, izcilerin de konaklamalarını yaptığı kamp kurduğu ve vefa yürüyüşünün başlama noktasına doğru gidiyorum. Buradan tabii o vefa yürüyüşünün başlama noktasına kadar, Kocadere kamp alanına kadar yine yaklaşık 1,5 kilometre bir mesafe var. Ama normalde vefa yürüyüşü buradan başlıyor. Ben ama normal orijinal intikalden, yani Bigalı köyünde karargah merkezinden yola çıktım.
biraz tırmanacağız. Ondan sonra orman yolunu, tahliye yolunu açtığı yoldan devam edeceğiz. Sapak yoldan yaklaşık bir 809 metre Kocadere Vefa yürüyüşün yapıldığı kamp alanına doğru ilerliyorum. Ardından zaten bir daha asfaltı görmeyeceğiz. Bundan sonrası hep orman, tahliye yol ve gerçekten muazzam bir yolun içerisinden gideceğiz. Geldik. Şu an artık asfalt yolun bittiği yer. Hemen solumuzda şöyle Kocadere kamp alanına giden izcilerin, askeri grupların ve birçok toplum sivil örgütünün kamp yapıp buradan vefa yürüyüşüne başladığı nokta. Böyle devam etseydik Kocadere köyüne gidecekti. Biz buradan şu tahliye yoldan, orman yolundan, 50. alayın intikal yolundan devam edeceğiz. Bundan sonrası hep toprak yol. Eğer şu sıralar bu korona, bu hastalık, bu virüs olmasaydı bugün burası dolup taşıyor olurdu. Yıllardır buranın 24-25 Nisan'da müthiş kalabalığını çok iyi biliyorum. Şu an biraz garip geliyor. Çok sessiz. Kimsecikler yok. Ama bu sene birçok tören, özellikle de yarın Kara Muharebe'nin yıl dönümü ve törenler iptal. 18 Mart töreni iptal oldu. Yarın yine şafak töreni, Anzak günü diye tabir edilen gün de iptal. Ama biz aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı inançla ve aynı maneviyatla bu yolu yürüyeceğiz. Belki herkes şu an evde. Özellikle büyük şehirlerimizdeki insanlarımız, halkımız 4 günlük bir karantinada. Ama ben bir nebze olsun milletimiz için bu yolu yürümek istedim. Çok şey. İnşallah evden bunu izler. Evet. Ecdat yalnız değil. Bu sene böyle oldu. Dedim ya, her hayırda bir şer vardır. Bundan sonra daha temiz, daha dikkatli, daha hijyenik yaşayacağız. Belki birçok dünyada her şey değişecek. Ama şu değişmeyen, 105 yıl önce bu muharebe sahasında kanlarını döken, şehit olan, gazi olan atalarımız için, şehitlerimiz için asla maneviyatımız değişmeyecek. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Evet, geçen senenin izlerinden biri. Evet, yolda bunun gibi birçok işaret var. Zaten normalde 25 sabahında bu yol tamamen Türk bayraklarıyla donatılıyor. Yani bu yolda kaybolmamızın o gün ihtimali yok. Evet, tahliye yoldan içeri girdikten sonra yaklaşık 304 metre sonra yol bir iki sapağa bölünüyor. Normalde burada tabela var. Biz soldan, aşağıdan gideceğiz. Eğer sağda giderseniz diğer daha yüksek sırtlara gidersiniz. Ama normal gideceğimiz yol şu yol. Buradan aşağı iniyoruz. Evet, intikal yolundan devam ediyorum. Yaklaşık 2,5 kilometre oldu. 3. kilometreye doğru gidiyorum. Bigalı köyünden çıktık. Evet, 25 Nisan 1915 günü 50. alay çıktı intikal yolundan. Öncelikle Yarbay Mustafa Kemal yanına bir uç tabur, yani müfreze tabur alıyor ve ön keşfe gidiyor. Yani aynı saatte 50. alayla tamamen intikale çıkmıyor. İlk önce bir keşif yapmak istiyor, görmek istiyor. Düşünün, Mustafa Kemal raporları alıyor. 9. Tümen Halis Han Bey'den raporları tam alamıyor. Ne olduğuna vakıf değil ama bir an önce bir şeyler yapmak istiyor. Ve komutayı arıyor. Ama net cevaplar alamıyor, çıkmak istiyor. Yani bir an önce muharebe sahasına görmek, ne oluyor,
müdahale etmek istiyor. Geç kalmak istemiyor. İşte burada müthiş bir inisiyatif karar alıyor. Gerçekten herkesin alacağı bir karar değil. Ve alayını muharebe sahasına sürüyor. Önden keşifle gidiyor. Ve belki de ilk gün o kırılma noktasının kesinlikle yaşandığı anlardan biri bu. Müthiş bir zeka. Düşünün. Ordu komutanı, 5. ordu komutanı Momo Sanders'ten normalde emir alması gerekiyor. Ya da bir raporla bunu sunması gerekiyor ama Mustafa Kemal Atatürk belki de işte Çanakkale'de ilk sahneye çıktı. En önemli anlardan biri. Ve ondan sonra artık Anafartı Grup Komutanlığı'na giden yolda Mustafa Kemal her yaptığı kararla, her yaptığı stratejik hamleyle milli mücadeleye ve daha sonrası ilk cumhurreisliğe bu yoldan devam ediyor. Evet. Görüyorsunuz. Bahar'ın diğer bir müjdecisi artık ağaçlar meyve veriyor ve burada da çok güzel çağlaları görüyorsunuz. Evet, bugün Ramazan ayının ilk günü. Niyetliyim. Yani niyetli olmasaydım bu çağlardan burada tanımak önemli. Bunu koparıp evinize götürebilirsiniz ama tabii göz hakkı. Ya ama her şey dalındayken güzel. Ya, çocukluğumdan beri sevdiğimdir bu ağaçtan çağla erik toplamak. Tabii büyük şehirde yaşayanların çoğu bunu yaşayamıyor. Aslında bu da büyük bir nimet. Ağaçtan bir şeyi toplayabilmek. Özellikle ben de çocuklarıma ağaçtan bir şeyi devamlı doğadan, topraktan bir şey toplayıp yedirmeyi çok seviyorum. Bu önemli çünkü belki zamanla yitip gidecek bir şey. Çünkü çoğu çocuklar, ufaklıklarımız meyveyi, sebzeyi sadece manavın, marketin reyonunda görüyor. Onun nasıl yetiştiğini ya da nereden çıktığını, nereden ürediğini bilmiyor açıkçası. Bu da vahim bir durum. Böyle rotaların en önemli olanı bana kalırsa kesinlikle. Düşünün, bundan tam 105 yıl önce İkinci Alay bu yoldan gidiyor. Ve ben aynı yola belki de o şehitlerimizin, gazilerimiz aynı ayak bastığı yerden gidiyorum. Bu öyle bir duygu ki yani ben şu an evet 105 yıl sonra o rotadan gidiyorum. Allah'a şükür iyi bir durumdayız. Şu an savaş yok. Tamam. Bir salgın var. Ama onlar düşünün. Siperin ardı vatan. Vatanı korumak için hangi duygu ve hangi düşünceli acaba bu yoldan gidiyor? Hiç geriye bakmıyor. Önde müthiş bir liderleri var. Korkusuz, gözü pek. Yarbay Mustafa Kemal. Atatürk. Gerçekten burada dahiyane bir hareket yapıyor. Evet, birileri var. Bu millet içinde her zaman birileri olacak. Nasıl 105 yıl önce Havranlı Seyit Onbaşı varsa 105 yıl sonra başkaları da olacak. Nasıl 2016'da 15 Temmuz'da Ömer Halis Demirler varsa bu vatan, bu millet bunun gibi binlerce kahraman doğurdu. Ve her zaman da bu kahramanlar olacak. Tam karşımızda şu an Kocadere Köyü var. Benim bu alanda çok sevdiğim köylerden biri. Muharebe sahasına da en yakın köy. Yani Anafarta ile birlikte en yakın köy diyebiliriz. Şu an son 3 kilometremiz kaldı. Sağ taraftan devam ediyoruz. Şimdi buradan sonrası biraz daha yukarı doğru tırmanışlar başladı.
Bana daha önce de sorulmuştu. Bu rotada herkes gidebilir mi? Çok mu zorlu? Acaba yapabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Bu rota aşırı zorlu bir rota değil. Herkes gelebilir. Ama önemli olan, daha önce de belirttiğim gibi, böyle rotalarda, böyle arazi yürüyüşlerinde yalnız olmamak. Daima birileri yanınızda olsun. Onun dışında çoluğunuzla çocuğunuzla çok rahat, seve seve, böyle özümseye özümseye yürüyebileceğiniz bir yol. Çok da güzel. Doğası bambaşka. Tertemiz havası var. Birçok bitkinin içerisinde, çiçeğin içerisinde, ağacın içinde yürüyeceksiniz. Bu da ayrı bir haz veriyor. Ama en önemlisi, o maneviyat yok mu maneviyat? Onunla yürümek. Bunu çocuklarınıza anlatıyorsunuz, düşünsenize. Mutlak gelin. Şu günleri atlatalım. Gelin. Eğimin sonuna doğru, ilk eğimin sonuna doğru geldik. Zaten burada da yönlendirmeyi göreceksiniz. Yine sağ taraftan giderseniz, sırtlara doğru giderseniz, yanlış yöne. Soldan giderseniz de Elinci Alay Vefa Yürüyüş Yolu. Elinci Alay'ın Bigalı'dan Conk Bayırı'na intikal yoluna devam ederseniz. Şimdi biraz böyle bir aşağı doğru kıvrılacağız. Döneceğiz. Sonra yine yukarı doğru. Bakın görebiliyor musunuz ama kamerada. Bayrağın olduğu yeri Conk Bayırı. Oraya doğru yol alacağız. Yaklaşık zirveye, Conk Tepe'ye, Conk Bayırı'na 2,5 kilometre bir mesafe kaldı. Şimdi dediğim gibi biraz önce bir mail aşağıya indik. Artık biraz tabana doğru geliyoruz. Ondan sonra bir tırmanış, bir de zirveye gelmeden 700-800 metre varken Conk Tepe'ye, Conk Bayırı'na bir yokuş var. Ondan sonra zirvede olacağız. Zirvede Conk Bayırı Atatürk Anıtı heykelinin yanında, Conk Bayırı siperlerinin orada güzergah bitmiş olacak. Şimdi artık bu mevkide intikal yolunda yürüyen asker muharebe sahasının o çatışma sesini, bomba, el bombası, piyade tüfeğinden çıkan kurşun, ateş, her şeyi duymaya başlıyor. Ve burada biraz daha intikal yavaşlıyor. Daha dikkatlice seyir haline alınıyor buradaki rotada. Artık çünkü zirve yakın. Muharebe sahasına gireceksiniz. Burada duygu, düşünce, her şey bir anda daha da adrenalin olabiliyor. Adrenalin artıyor. Evet, şu önümüzde artık yokuş çıkacağız. Yürüyorduk ve tarihi alanda bir tane kurşun, büyük ihtimal eğer buraya düştüyse bize doğru atılan bir kurşun, bir İngiliz düşman kuvvetine ait bir kurşun. Yani burada şunu da anlayabiliyoruz, artık muharebe sahasına girdik. Yani eğer bu kurşun buraya düşüyorsa artık sıcak çatışma noktasındasınız. Evet. Aradan tam 105 yıl geçti. Evet, 105 yıl sonra bile bu coğrafyada, bu tarihi alanda, Gelibolu Savaşları'nın yaşandığı, Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı alanda yerde bir objeyle karşılaşabiliyorsunuz. Çek abi, yakınmış olalım. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Eğim arttı. Birazdan bir düz, hafif bir meyil aşağı ineceğiz. Sonra son çıkışa doğru geleceğiz. Şunu belirtmek isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ün 261 rakımında
karşılaştı asker, o ünlü söz var ya, 261 rakımlı tepeye geldiğinde, daha doğrusu şöyle, müfreze, uç tabir ettiğimiz piyade ile birlikte önce Kocaçimen tepeye çıkıyor. Ardından orada duramayıp muharebe sahasına daha da yaklaşmak için Jong Bayırı'na iniyor. Ve Jong Bayırı'na indiğinde 261 rakımlı tepede 20. alaydan bir müfreze taburuna denk geliyor. Yani İbradalı İbrahim komutasındaki askerlere denk geliyor. Şu yanlış bilinen bir şey. Askında asker cepheyi terk edip kaçmıyor. Bu yanlış bir terim. Asker daha iyi mevzilenebilmek için ve cephane sevkiyat alabilmek için kademe kademe olarak arkaya doğru yaslanıyor. Ve yeniden bir müfreziyi kuvvetlendirmek için bir birliktelik oluşturmaya çalışıyor. Bu sırada Mustafa Kemal bu askerleri görüyor. Mustafa Kemal Atatürk işte orada müthiş bir inisiyatifle birlikte askere yere yatmasını, düşmandan kaçılmayacağını, yere yatıp süngü takma emri veriyor. İşte buradaki emir çok önemli. Düşünün, asker geri çekiliyor, düşman sizi görüyor. Düşmanda psikolojik bir rahatlama ve adrenalinle birlikte daha fazla saldırma içgüdüsü başlıyor. Tam bu anda sizden kademe kademe arkaya gelen asker yere eğiliyor, siper alıyor, süngü takıyor ve bekliyor. İşte burada siz de durursunuz. Ve işte burada kazanan zaman çok önemli. Bunu atlamamak lazım. Asker müthiş bir dirayetle komutanı dinliyor. Mustafa Kemal'in burada müthiş bir hamlesi. O hamle neticesinde de belki bize o ilk günleri, bu savaşı kazandıracak ve kazandıran nokta bu nokta aslında. Tırmanmaya devam. Şu an evet, tam 1 kilometremiz kaldı. Son kilometremiz artık. Tırmanıyoruz. Artık bu noktadan sonra muharebe sahasını çok net hissedebiliyorsunuz. O dönemde burada gerçekten gitmek hiç kolay değil. Evet, yaklaşık 700-800 metremiz kaldı Jong Bayırı'na. Ve şu anda da karşımıza bir tane boş kovan. Evet, bizim Türk askerine ait, Türk ordusuna ait. Arkada Osmanlı cezeyi görebiliyorsunuz. İşte şu an muharebe sahasında yaklaşık 1,5-2 kilometre önce bir çekirdek parçası görmüştük. Bir kurşun çekirdeği bize doğru atılan, yüksek ihtimal. Geçen seneden bir anı. Evet, Zonguldaklar. Buradaymışsınız. Evet, 50. Alay Vefa Yürüyüşü. 25 Nisan 2019. Allah nasip ederse inşallah seneye de büyük bir coşkuyla, büyük bir kalabalıkla yine burada olacağız. İşte zirveye son 300-400 metremiz. Evet. Dalgalanan al bayrağımızı görebiliyorsunuz. Mustafa Kemal heykeli. Yanında Yeni Zelanda salıntı. Jong Bayırı'nın zirvesi. Geldik. Geliyoruz. Burada da tabelada da görebiliyorsunuz. Evet, birileri var. 50. Alay Vefa Yürüyüş yolunda. Evet, Eren Bülbül de. Allah gani gani rahmet eylesin. Burada anıyoruz. 400 metre kaldı. Yolumuza devam ediyoruz. Son 300 metrede baktığımızda bir top mermisinin şeridini görüyorum. Diğerde buldum. Bakın. Evet, zirveye geldik. Son 200 metre.
İşte burası dediğim o tırmanışın, yani 304 metre son tırmanışın yarısına geldik. 200 metre. Şimdi tırmanıyoruz. Hemen karşımda Jong Bayırı zirvesi. Jong Tepe. Üstünde de tüm heybetiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt heykeli. Evet. Besim Tepe'yi görüyorsunuz. Hemen ilerisinde elimin olduğu noktada Koca Çimen Tepe. Evet, Mustafa Kemal o günün sabahında önce müfreze uç birliğiyle Koca Çimen Tepe'ye geliyor. Ardından oradan Kurt Gediğini geçiyor. Besim Tepe ve ardından Jong Bayırı'na zirveye geliyor. Evet, zirveye 150 metremiz var ve bir boş kovan daha. Bu da bizim erlerimize, Mehmetçiğimize ait bir kovan, bir kurşun. Evet, muharebe sahasına yaklaştıkça artık şiddetini burada da görebiliyorsunuz. Bol bol savaş malzemesi ve obje çıkmaya başlıyor yakında. Şimdi yine söylüyorum, bu savaş objelerine, bu nesneleri ne yapıyoruz? Olduğu yerde bırakmak en güzeli. Gömün hatta. Ama ille elinize büyük bir materyal, değerli bir şey buluyorsanız da bunu mutlak sürekli Çanakkale Savaşı gibi o tarih alan başkanlığına bildirin. Ve onlara verin. Nerede olursanız olsun onlar sizden gelir alır bunu. Alır, bunu en iyi şekilde korur, envertere kaydeder. Ve böylece bu objeleri doğada da kaybolacak ya da önemli olan objeleri gençliğimiz, çocuklarımız müzelerde, doğru yerlerde görür. Bu çok önemli arkadaşlar. Son 30-40 metremiz geliyoruz. Ve nihayet Allah'a şükür geldik. Evet, Bigalı köyünde sabah 7.55'te yola çıktık. Ve yaklaşık 2 saat 20 dakikalık yürüyüşten sonra Jong Bayırı zirvesine geldik. Ve işte o meşhur Jong Tepe, Jong Bayırı'nın üstündeki hemen arkamda gördüğünüz Mustafa Kemal heykelinin olduğu yere geldik. Evet, burası gerçekten Çanakkale Muharebelerinin, Kara Muharebelerinin en önemli noktalardan biri. Eğer o gün buraları tutamıyor olsaydık, muharebeyi kaybederdik, savaşı kaybederdik, Çanakkale'yi kaybederdik, belki de vatanımızı kaybederdik. Onun için bu nokta çok önemli. Burası çok önemli. Ve buradaki en iyi inisiyatif kararını alan, müthiş bir kahramanlık yapan ve Çanakkale Muharebelerinde savaş sahnesinin en iyi perdelerinden, ilk perdelerinden birini açan Mustafa Kemal işte burada ölümsüzleşiyor. Ve bundan sonrası tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin olacak. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması vesaire. Milli mücadelenin yıl dönümünde gerçekten hele Ramazan ayının ilk günü olması sebebiyle ve maalesef ki korona ve virüsten dolayı bu yürüyüşü böyle yaptım. Ama inanın çok mutluyum. Bitirdim. Zirveye Mustafa Kemal Atatürk anıtına geldim. Evet, harika bir duygu. Umarım seneye çok daha neşeli, çok daha birliktelik, kuvvetli bir şekilde bu yürüyüş yolumuza kaldığımız yerden devam ederiz.